sosyal medyada verdiği bir röportajla meşhur oldu. Ama yıllar sonra ortadan kayboldu. 8 aydır aranan internet fenomeni Yunus Dönertaş'ın bir piknik alanına gömülü kemikleri bulundu. Dedektifler şimdi onun nasıl ve kim tarafından öldürüldüğünü araştırıyor. Kafamızda güzel, nasıl güzel? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, nasıl böyle? Türkiye onu bu röportajıyla tanıdı. Aylardır aranan sosyal medya fenomeninin kemikleri bir piknik alanında bulundu. Çorlu'da yaşayan 42 yaşındaki Yunus Dönertaş, yıllar önce sokakta verdiği röportajda ismini duyurdu. Videosu milyonlara ulaştı. Binlerce beğeni aldı. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Başkan bir dinlesene. Bizimle kafamız nasıl güzel. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir anda ortadan kayboldu. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. 8 aydır hiçbir ize rastlanamadı. Ben o zamanlar sokaklarda yaşıyordum. Bize mikrofon uzattı. Ben de öyle anlatmıştım çünkü benim her şeyim doğal başkan. Zafer Mahallesi'ndeki tema piknik alanında koyunlarını otlatan bir çoban, toprağa gömülü insan kemiklerini fark etti, polise haber verdi. Kayıp olarak arananların DNA'ları ile karşılaştırılınca kemiklerin Yunus Dönertaş'a ait olduğu anlaşıldı. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri yıkıldı. Dönertaş'ın cenazesi İstanbul Silivri'de Büyük Çavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Kafamızda güzel, nasıl güzel? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, nasıl böyle? Dedektifler şimdi ama kafamız nasıl güzel sözleriyle tanınan ünlü fenomenin nasıl ve kim tarafından öldürüldüğünü araştırıyor. O biçim o kadar güzel. Başkan bir dinlesene. Bizimle kafamız nasıl güzel.